Merhaba sevgili gençler. AYT kampımıza başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Yani bu heyecanım yetmezmiş gibi şu an oğlum da beni izliyor. Ekstra daha heyecanlıyım. Bir de komik komik gülüyor falan gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Şimdi e, aslında şey daha önceki kamplarda da heyecanlı oluyoruz falan ama şu an biraz daha heyecanımı kontrol ettiğimi düşünüyorum. Çünkü burada biraz hazırlıklarımı yaptım. Yani her şeyim tamamdı. Daha önce başlanabilirdi. Ama daha önceki kampların üzerine neler koyabilirim diye düşündüm. Gerekli hazırlıklarımı yaptım ve kampıma hazır. Hazırım. An itibariyle başlamış olacağız. Sana kampımızı yapacağımız kitabımızı göstermek istiyorum. Bu kitap üzerinden kampımızı yapmış olacağız. Zaten kitabımızın detaylı bir şekilde incelemesini yayınlamıştım. O videoyu izlemek istersen de açıklamalar kısmından linkine ulaşabilirsin. Ee, şöyle ay, nefesimi bir kontrol edeyim Gülme, gülme devam ediyorum Şimdi e, aslında detaylı incelemeyi yaptım falan ama e, Birkaç bir şeyden daha bahsetmek istiyorum <laughs> Ses çıkartıyor ya <laughs> ee, Birkaç bir şeyden daha bahsetmek istiyorum Ve sonrasında hemen konu anlatıma başlayacağım Hadi gel kitabımızı açalım Kitabımı açtığımda aklına takılan sorular kısmı var. Bana en çok sorduğunuz 9 soruyu burada videolu bir şekilde cevapladım. Kare kodları okutarak oradaki cevaplara ulaşabilirsin. Zinciri kırma kısmına gelmek istiyorum. Bunu ben kendim kullanıp faydasını gördüğüm için özellikle bir kez daha söylemek istiyorum. Zaten e, inceleme kısmına detaylı bir şekilde açıklamıştım. Alt kısmında hedefim var. Oraya hedefini yazacaksın. Daha sonrasında hedefine giden yolda her gün bu takvime çarpı atarak ilerlemiş olacaksın. Hemen şimdi konu anlatım kısmına yani içindekiler kısmına geliyorum. Burada birinci günde sinir sistemine girişi işlemiş olacağız. Burası kitabımızda sayfa 10'da yer alıyor. Hemen ben kamp yoluma gidiyorum. Bugünü anlatacağım için kamp yoluma işaretimi atıyorum. Sen de bu videoyu izledikten sonra burayı işaretlemeyi unutma. 54. günün sonunda bu kamp yolu böyle tiklerle dolacak ya. Aslında bu kamp yolu tiklerle dolmayacak. Kampı çok iyi bir şekilde götürdüğün için buradaki tikler soru bankası üzerinde deneme üzerinde olmuş olacak değil mi oğlum? Aferin size. Hadi gel şimdi konu anlatımımızı yapmaya başlayalım. <laughs> Şimdi hemen aklıma gelmişken söylemeden geçmek istemiyorum. Biliyorsun TYT Biyoloji kampını yapmıştık. 28 günde bitireceğimiz bir kamptı bu. Ama sen günde 2 video izleyerek 14 günde de bu kampı bitirebilirsin. Eksiklerin varsa bu eksiklerini tamamladıktan sonra AYT Biyoloji'ye geçmeni tavsiye ediyorum. Özellikle Yaşam Bilimi Biyoloji Ünitesi bizim için çok önemli. AYT konuları için de temel oluşturduğu için o kısmı iyi bir şekilde bilmen gerekiyor. Bu arada desteklerin de benim için çok kıymetli. Bunun için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan da çok sevinirim. Şimdi denetleyici ve düzenleyici sistemlerin ilk olan sinir sisteminden başlamak istiyorum. Bu arada denetleyici ve düzenleyici sistem ne ondan bahsedeyim. MEP kitabında sinir sistemi ve endokrin sistem denetleyici ve düzenleyici sistemler başlığı altında anlatılıyor. Peki neden bunlar o başlık altında anlatılıyor? Çünkü bizim vücudumuzun bir iç dengesi var. Yani homoostezi diyoruz buna. İşte bu iç dengenin sağlanabilmesinde bu iki sistem düzenli bir şekilde çalışmış oluyor. Yani bunlar bizim vücudumuzdaki farklı organların ve hücrelerin düzenli bir şekilde çalışmasını kontrol ettiği için biz sinir sistemine ve endokrin sisteme denetleyici ve düzenleyici sistemler adını vermiş oluyoruz. İlk olarak sinir sistemini işleyeceğiz. Daha sonrasında da endokrin sistemi işlemiş olacağız. Sinir sistemi aslında bizim vücudumuzun bir yol göstericisi diyebilirim. Yani canlının iç veya dış çevre arasındaki etkileşimini yöneten sisteme biz sinir sistemi adını vermiş oluyoruz. Yani mesela şöyle düşün ben herhangi bir şeyden korktuğumda ya da yorulduğumda vücudum ağrıdığında fazla sıcaklığa maruz kaldığımda vücudumun vereceği tepki işte sinir sistemi aracılığıyla vermiş oluyorum. O nedenle çok önemlidir ve tepki gösterme sürem olarak da hızlı olduğunu ifade edebilirim. Zaten e, konu anlatımım içerisinde bunun nasıl gerçekleştiğini sana detaylı bir şekilde söylemiş olacağım. Şimdi sinir sisteminin temel organlarından bahsetmek istiyorum. Beyin ve omurilik demiş olacağım. Burada beyni daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz çünkü kendi içerisinde ayrılıyor bu. Ayrıldıktan sonra da ayrılıyor hatta. Yani ön beyin, orta beyin, arka beyin olmak üzere 3 ayıracağız. Bunları da kendi içerisinde ayıracağımız kısımlar olmuş olacak. Ama omuriliğe geldiğimiz zaman çok detaylı e, ayırma işlemi yapmayacağız. Görevlerini, yaptığı işleri söyledikten sonra yolumuza devam etmiş olacağız. Şimdi burada beyin ve omuriliğin merkezi sinir sistemi elemanları olduğunu bilmeni istiyorum. Tamam mı? Şimdi sinir sistemi sinir dokudan oluşuyor. Sinir doku da sinir hücresi ve sinir hücrelerine yardımcı olan glia adını verdiğimiz hücrelerden oluşmuş oluyor. Sinir hücresi dediğimiz diğer ismiyle nörondur bu. Nöronların sayısı glialardan daha azdır. Hatta gliaların sayısının 25 kat daha fazla olduğunu söyleyebilirim sinir hücresine göre tamam mı? Ama burada sinir sisteminin en temel yapısı nedir diyecek olursak tabii ki de nöron demiş olacağız. Bir nöronun yaptığı iş şu uyarıyı almak iletmek, değerlendirmek ve cevap oluşturmaktır tamam mı? Sağlıklı bir sinir sisteminin çalışabilmesi için bu saydığım olayları gerçekleştirmesi gerekiyor. E sinir sisteminin en temel yapısı da sinir hücresi olduğuna göre sinir hücresi de bunları yapmak zorunda tamam mı? Şimdi o zaman glia'lar ne yapıyor? Glia'lar da burada aslında şunu yapmış oluyor. Nöronlara yardımcı olmuş oluyor. Yaptığı görevlere göre de kendi içerisinde bunlar ayrılacak. Bu videonun sonun, sonuna doğru da aslında bunların neler olduğunu sana biyoloji görevlerini de daha kolay aklında canlandırabil diye anlatmış olacağım. Vereceğim taktikler çok önemli. Beni dikkatli bir şekilde dinlemeni istiyorum. Şimdi burada gliaların sayısının fazla olduğunu bilmen önemli. Şimdi ben sana biraz önce dedim ki sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için uyarıya alması, iletebilmesi, değerlendirebilmesi ve cevap oluşturabilmesi gerekiyor demiştim, değil mi? İşte burada sinir sistemi içerisinde en çok kullanacağımız kavramlar var. Yani reseptör ve efektör gibi kavramlar, uyaran gibi kavram. Uyaranın ne olduğunu biliriz ama reseptör ve efektör gibi kavramları bilmemiz çok önemli. O nedenle başlamadan önce yani çok daha detaylı bir şekilde başlıyor olmadan önce sana bunların da neler olduğunu ifade etmek istiyorum. Uyaran dediğimiz şey tepkiye neden olan her değişim olmuş oluyor. Aklına her şey gelebilir uyaran dediğimiz zaman. Çünkü biz biraz önce sinir sisteminin görevini ifade ederken ne demiştik? İç veya dış çevre arasındaki etkileşimini sağlayan sistemdir demiştik değil mi? İşte bu nedenle de uyaranın çok çeşitli olduğunu ifade edebilirim. Reseptör dediğim şey de uyarıyı alan hücre ya da protein aklına gelmelidir. Yani sadece hücre olmuyor bu. Protein de olabilir. Hocam bunlar ne böyle biraz örnek verebilir misin diyecek olursan da hemen daha kolay aklında canlanabilmesi için sana örneklerle desteklemek istiyorum. Şimdi reseptör dediğim uyarıyı alan bir hücre ise mesela gözümüzde retinada ışığı algılayan hücreler var. İşte bu hücreler sayesinde uyarı alınmış oluyor. Yani uyarıyı alan hücrenin yani reseptörün burada ne olduğunu anladın mı? Evet öyle. Peki uyarıyı alan bir protein olmuş olsun. Mesela Mesela bizim vücudumuzdaki insülin reseptörünü burada protein olarak örnek verebilirim. İnsülin dediğimiz şey bizim vücudumuzda kan şekerinin ayarlanmasını sağlayan bir yapıdır. İşte bu hormon protein yapılı bir hormondur. Ve bu hormon aracılığıyla benim kan şekerim düşürülmüş olur. İşte bunun reseptörü varsa işte bu proteinin reseptörü varsa insülin hormonu algılanıyor ve buna bağlı olarak da hücreye glikoz geçişi sağlanmış oluyor. Tamam mı? Detaylı bir şekilde anlatacağım endokrin sistemde de bunları ama burada reseptörün uyarıyı alan bir protein olarak örneğini sana bu şekilde ifade etmek istiyorum. Anlaştık mı? Şimdi reseptör neymiş? Uyarıyı alan bir yapıymış. Peki efektör ne? Tepki organı olmuş oluyor. Bu tepki organı kas da olabilir, salgı bezi de olabilir demiş. Olacağım biraz sonra örneklerle de ifade edeceğim. Şimdi biraz önce sana ne demiştim? Bir kez daha söylemek istiyorum. Çok önemli. Çünkü zaten bugünkü video içerisinde ben sana şunu söyleyeceğim. İşte duyu nöron, ara nöron, motor nörondan bahsetmiş olacağım. Onların herhangi birisinde sıkıntı varsa neler oluyor, neler olamıyor diye sorular geliyor karşımıza. Onları daha iyi bir şekilde yapabilmek için şimdi bu söyleyeceğimi çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Bir sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışıyor olması uyarıyı alıyor, iletiyor, değerlendiriyor ve cevap oluşturabiliyor olmasını bize ifade etmiş oluyor. Canlılar çevredeki uyarıları duyu organlarında bulunan reseptörlerle algılar. Reseptör dediğimiz şey neydi? Bir hücrede, bir proteinde olabiliyordu. Yani uyarıyı algılayan şey mi oldu bu? Evet öyle. Şimdi reseptörle biz bu uyarıyı aldık. Daha sonrasında sinirler aracılığıyla beyin ve omuriliğe iletmiş olduk. Yani burası merkezi sinir sistemi elemanları mıydı? Evet öyle. O zaman burada ne olacak? Bu ileti alındıktan sonra değerlendirilecek ve cevap oluşturulacak. Oluşan cevap ne olacak? Peki tepki organına gönderilmiş olacak diye söyleyeceğim. Değerlendirilme sonucu Oluşan cevap sinir hücreleri aracılığıyla tepki organına gönderiliyor. Bu tepki organı kas ya da salgı bezi gibi efektör organ olabilir ve bu şekilde de tepki verilmiş olur diye ifade edeceğim. O nedenle sağlıklı bir sinir sisteminin çalıştığını bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi aşağıda bir görsel görüyorsun. Buradan böceği ko gördüğünde korkan bir kişiyi görüyoruz değil mi? Şimdi mesela bunu canlandıracak olursam. Böyle Flash TV oyunculuğuma başlıyorum hazırsan. Ben sana burada ders anlatırken masamda bir böcek yürüdüğünü görüyorum. Gördüğüm zaman uyarıyı algılamış mı oldum? Evet öyle. Aldım sinir hücrelerim aracılığıyla bunu beyin ve omuriliğime gönderdim. Yani merkezi sinir sistemi elemanlarıma. Orada dedi ki böceği gördün daha sonrasında korkuyorsun ve ne yapman lazım? Kaçman lazım dedi diyelim ki tamam mı? O zaman kaçman lazım dedikten sonra oluşan cevabı kime gönderiyor? Efektör organıma. Yani ya kısma ya da salgı bezime gönderiyor ve ben ona bağlı olarak ne yapıyorum? Kaçma davranışımı gerçekleştirmiş oluyorum. Yani hemen burada canlandıracak olursak ben şimdi sana böyle anlatıyorum. Böceği gördüm <laughs> dedim böyle kaçtım değil mi? İşte buradaki yaptığım olay ne olmuş oluyor? Bak. <laughs> buradaki yaptığım olay benim sinir sistemimin sağlıklı çalıştığını göstermiş oluyor. Bu şekilde anlattıktan sonra detaylı bir şekilde anladığını düşünüyorum. Aklına takılan bir yer olursa sormaktan çekinmiyorsun. Şimdi hemen diğer sayfamıza geçelim. Sinir hücresinin detaylı bir şekilde yapılarını şekli üzerinden incelemiş olalım. Sinir hücresinin diğer ismi neydi? Nörondu. Bir sinir hücresi yani nöron 3 kısımdan oluşmuş oluyor. Hücre gövdesi, dentrit ve akson olmak üzere 3 kısımdan oluşuyor. Dentritler hücre gövdesinden çıkan çok sayıda kısa uzantılardır. Hücre gövdesi dediğimiz kısım burasıdır ve burada organellerin ve çekirdeğin bulunduğu kısım vardır. Daha sonrasında gövdeden çıkan genellikle tek bir uzantı şeklinde olan yapıya da biz akson adını vermiş oluyoruz. Detaylı bir şekilde şimdi bunları sana ifade etmiş olacağım. Hücre gövdesinden başlıyorum. Hücre gövdesi çekirdek, sitoplazma ve organellerin bulunduğu kısımdır diye hücre gövdesini ifade edebilirim. Organellerin derken hocam çok geniş çaplı söylediniz. Burada hangi organeller var diyecek olursan ribozom var, mitokondri var, golgi var, lizozom var diyebilirim. Buna ek olarak bir de nisil tanecikleri bulunmuş oluyor. Nisil tanecikleri dediğimiz zaman aslında çok değişik bir şeyden bahsetmiyoruz. Burada granüllü endoplazmik retikulumların yoğun olarak bulunduğu bölgeler olmuş oluyor. Yani değişik bir şeyden bahsetmiyoruz. Anlaştık mı? Şimdi nisil tanecikleri yani granülle endoplazmik retikulumun görevini sana hatırlatacağım olursam bunlar neydi? E, proteinli zengin salgı yapan hücrelerde çok bulunuyordu. Bunu da söylemiş olayım. Ayrıca burada hücre gövdesi içerisinde nörofibril adını verdiğim hücre iskeleti elemanlarından olan mikrotübüllerde bulunmuş oluyor. Peki bunlar ne iş yapıyordu? Hücreye şekil verdiği gibi aynı zamanda madde dolaşımında da görev almış oluyordu. Sadece hücre gövdesinde bulunmuyor. Aynı zamanda akson ve dendrit boyunca uzandığını da söyleyebilirim. Şimdi burada önemli bir nota gelmek istiyorum. Kendime not kısmı olarak bunu verdim. Şimdi burada bize soruda özelleşmiş sinir hücreleri bölünemez derse direktman doğru demiş olacağız. Tamam mı? Ama mesela geçen sene MEP kitabında sayfa 17'de bir not vardı. Hemen sana onu ifade etmek istiyorum. O notu burada belirttim. Bu seneki MEP kitabında o not yok. Ama onun yerine nasıl bir düzeltilme yapıldığını da söylemiş olacağım. Şimdi oradaki notu söylemek istiyorum. Nöronun sentrozomu yoktur. Kural olarak nöronlar özelleşmiş hücrelerdir ve bölünemezler. Ancak son yıllardan beynin hipokampüs adını verdiğimiz bir bölgesinde sinir hücrelerinin bölünebildiği ve ergin bireylerde bu bölgenin büyüdüğüne dair çalışmalar yapılmıştır. Konu ile ilgili araştırmalar devam etmektedir şeklinde bir bilgi vardı. Bu sene o bilgi yani buradaki yazılan bu not map kitabından alınan bu not kaldırılmış. Onun yerine şu ifade belirtilmiş. Çoğu bölünme yeteneğini kaybetmiştir genellemesi yapılmış. O nedenle burada bazı sinir hücreleri bölünemez ifadesini kullanmış olacağız. Ama bunu demek yerine sana soruda özelleşmiş sinir hücreleri bölünemez derse doğrudur demeni istiyorum. Çok 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 önemli. Zaten ben bölünemeyen hücreleri kars olarak kodlamıştım. Hemen burada da ifade edecek olursam yazayım şöyle. Ee, burada çizgili kas hücreleri, olgun al yuvarlar, retina hücreleri ve bazı sinir hücreleri demiş oluyorum. Burada bazı sinir hücreleri dememe sebebi MEP kitabındaki bu genellemenin olması. Ama soruda dikkat et çok önemli özelleşmiş sinir hücreleri bölünemezlerse doğrudur demiş olacağız. Dentritten devam etmek istiyorum. Hücre gövdesinden çıkan çok sayıda kısa uzantıdan mı bahsediyoruz buradan? Evet öyle. Bunun görevi uyarıyı almak. O zaman burada şunu düşünmeni istiyorum. Şimdi benim elime ben şöyle bir yapayım. Şöyle ne, nasıl gözüküyorum bir e, kamera açısından da bakayım. Şimdi burada elimin olduğu yeri şöyle avuç içimi hücre gövdesi olarak düşün düşün. Parmaklarımı da dentrit olarak düşün. Hücre gövdesinden çıkan çok sayıda uzantı mı bu? Evet öyle. Benim parmaklarım böyle bir şeyi kavramaya e, kavramayı sağlar mı? Evet öyle. O zaman burada dentritler de bu işi yapıyor. O zaman burada parmağım benim 5 değildi 3 olsaydı daha az şeyi kavrayabilirken 5 tane olduğunda daha fazla şeyi kavrayabiliyorum değil mi? O nedenle dentritlerin sayısının fazla olması da uyarının daha fazla alınmasını sağlamış olur diyebiliriz miyiz evet öyle. Aldıkları uyarıları ne yapacak peki bunlar? Hücre gövdesine iletecek. Daha sonrasında da aksona göndermiş olacak diye ifade edeyim. Üzerinde çok sayıda reseptör olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü ne yapıyordu bunlar? Uyarıyı almakla görevli olan yapılarda. Aksona gelecek olursak, aksonda hücre gövdesinden çıkan genellikle tek bir uzantı şeklinde olan yapılardır. Gövdeden gelen uyarıyı başka bir sinir hücresine ya da efektör organı yani tepki organına ileten yapılardan bahsetmiş oluyoruz. Şimdi elimin örneğinden yani biraz önce verdiğim örnekten devam etmek istiyorum. Şimdi burada avuç içimi hücre gövdesi olarak söylemiştik. Parmaklarım neydi? Bunlar dentritlerdi. Uyarıyı alan yapılardı bunlar değil mi? Peki bunlar ne, ne yapıyordu? Aldığı uyarıyı hücre gövdesine iletmekle sorumlu olan yapılardı. Daha sonrası Buradan devam eden yer kolum ya. İşte gövdeden çıkan tek bir uzantı şeklinde olan yapım burası. Evet öyle. O zaman burada nasıl şu an nasıl görünüyorum bilmiyorum ama yani buradaki şu kısmımı bir sinir hücresi olarak düşünebilir miyiz? Evet düşündük. Parmaklarımız dendritler, avuç içim e, hücre gövdesi dediğim kısım burası da akson olmuş oluyor diyeyim. Aksonun son kısmından sinaptik uç adını verdiğimiz dallı yapılar bulunuyor. Bu dallı yapıların çok olması Nöronun etki alanını genişletmiş oluyor. Görsel üzerinden de gel birlikte bakalım. Şimdi hemen yaklaşacak olursam. Şurası dentrit adını verdiğimiz kısa uzantıların olduğu yerdi. Burası hücre gövdesiydi. Hücre gövdesi içerisinde organeller, çekirdek ve sitoplazmanın bulunduğu kısım vardı. Burası da hücre gövdesinden çıkan tek bir uzantı şeklinde olan aksondu. Aksonun uç kısmında sinaptik bölgeler var. İşte akson uçları var. Buranın fazla olması aksonun etki alanının genişlemesi sebep oluyor diye biraz son önce ifade etmiştim. Şimdi burada aslında ben sana e, ilerleyen aşamalarda bir nörondaki impuls iletimini ya da sinapsdaki impuls iletiminin nasıl gerçekleştiğini söylemiş olacağım. Şimdi sinaps ne, e, iletim nasıl gerçekleşiyor falan bunları bilmediğin için kafanı karıştırmak istemiyorum. Ama buradaki akson ucundan salgılanacak yapılar bize sinapsdaki impuls iletimini ifade etmiş olacak. O nedenle buradaki yapılardan bazı yani akson uçlarından bazı hormonların salgılandığını bilmeni istiyorum şimdilik tamam mı? Detaylı bir şekilde bunları sana anlat olacağım. Akson çapının fazla olması iletimi hızlandıran elemanlardan biri. Yani bizim bir sinir hücremizde iletim yavaş da gidebilir, hızlı da gidebilir. Hızlı gitmesini sağlayan elemanlar var. Bunlardan birisi akson çapının fazla olması çok önemli bak. iletimin hızlı olmasını sağlayan elemanlar sorularda karşımıza geliyor. Birisi neymiş? Akson çapı, diğeri de e, miyelinli olup olmaması. Onu da zaten biraz sonra sana ifade etmiş olacağım. Ama buradaki akson çapının mantığından bahsetmek istiyorum. Akson çapı fazla olduğu zaman akış daha rahat oluyor. İyon geçişi daha kolay oluyor. Buna bağlı olarak da iletim hızlı olmuş oluyor. Yani şu mantıkla düşünebilirsin. Şimdi ben bahçeyi sulayacağım. Bahçeyi sulayarak sularken kullandığım hortumun çapı geniş olmuş olsun. Ona bağlı olarak da su daha rahat akar gider ya ve daha çok akar gider. İşte bu mantıkla düşünebilirsin, tamam mı? Akson çapı fazla olduğu zaman iletim hızlı olmuş oluyor diye bilmeni istiyorum, tamam mı? Bu soruluyor sorularda. Hatta böyle kıyaslama sorusu olabiliyor. E, miyelinli nöronlar verilebiliyor ve daha sonrasında fark olarak da birinde akson çapı dar, diğerinde akson çapı biraz daha geniş olmuş oluyor. Hem akson çapı geniş olan hem de miyelinli nörona sahip olan iletimin daha hızlı bir şekilde iletildiğini söyleyebiliriz. Bu önemli. Şimdi hemen miyelin kılıflara gelmek istiyorum. Her akson üzerinde bulunmaz bu arada. Onu ifade edeyim. Bulunmak zorunda olmayan yapılardan birinden bahsetmiş oluyoruz. Bulunursa ne olacak? İletim hızlı olmuş olacak. Miyelin kılıf yalıtımı sağlar ve iletimin hızlı olmasını sağlamış olur. Miyelin kılıf dediğim yapı proteine ek olarak yağ yapılı bir yapıdan oluşmuş oluyor. Yalıtımı sağladığı için iletiminde hızlı olmasını sağlamış oluyor. Miyelin kılıflar aksonlarda bulunabiliyor. Bulunmak zorunda değil tamam mı? Hemen görsel üzerinden sana miyelin kılıfları gösterecek olursam şuradaki yapılar var ya yani üstünde ekstra bir yapı varmış gibi uzun e, uzun olan yapının işte burada miyelin kılıfların olduğunu görmüş oluyorsun. O zaman bu sinir hücresi miyelinli bir nörona sahip olduğu için burada iletim hızlı mı olur? Evet hızlı olur diye bilmeni istiyorum. Miyelin kılıflar bizim vücudumuzda hani nöronlara yardımcı olan hücreler vardı ya nörogliyalar işte iki çeşit nörogliya tarafından üretilebiliyor. Bunlardan bir tanesi oligodendrositler, diğeri de şivan hücreleri. Yeri geldiği için söylüyorum. Bu videonun sonunda ben glia hücrelerini anlatırken bir kez daha bunu söylemiş olacağım. Ama yeri burası. Özellikle bunu bilmemiz gerekiyor. Ee, burada oligodendrositler de şivan hücreleri de miyelin kılıf üretiyor. Hocam ikisi de miyelin kılıf üretiyorsa niye? farklı isimdeler diyebilirsin. Birisi merkezi sinir sistemi elemanlarına miyelin kılıf üretirken diğeri çevresel sinir sistemi elemanlarına miyelin kılıf üretmiş oluyor. O nedenle burada farklı yapılara miyelin kılıf üretilme durumu olduğu için karıştırılan yerlerden birisi burası. O nedenle burayı şu şekilde düşünmeni istiyorum. Şivan hücrelerinin içerisinde böyle S harfinden sonra hemen C var değil mi? C'den sonra Ç gelir ya bu nedenle Şivan hücreleri çevresel sinir sistemi elemanlarına miyelin kılıf üretir diye istiyorum. Zaten oligodendrositlere de merkezi sinir sistemi elemanları kalmış oluyor. O nedenle merkezi sinir sistemi elemanlarına miyelin kılıf üreten nöroglia hücrelerimiz oligodendrositler iken çevresel sinir sistemindeki nöronlara miyelin kılıf üretenlerde de şivan hücreleri olmuş oluyor. Bak bu şekilde kodlamalar, taktikler daha kolay bir şekilde bazı bilgileri öğrenmeni sağlayacak. Çok 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 önemli. Bir de görsel üzerinden sana şunu ifade etmek istiyorum. Hemen bakacak olursan. Buradan mielin kılıflar dediğim yapılar şunlardı ya. İşte mielin kılıfların kesintiye uğradığı yerleri görüyorsun değil mi? İşte buralar Ranvier boğumu adını verdiğim yapılar. Yani eğer bir sinir hücresi mielinli bir nörona sahipse buradan gelen ileti böyle atlamalı bir şekilde devam ederek ilerlemek zorunda. Daha sonrasında bu şekilde akson ucuna gitmiş olacak. Yani Ranvier boğumu mielin kılıfların kesintiye uğradığı bölgeler olmuş oluyor. O zaman bir sinir hücresinde miyelin kılıf bulunmak zorunda değilse Ranvier boğumu da bulunmak zorunda değildir diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Tabii ki Ranvier boğumu ile ilgili sadece önemli olan yapı bu değil. Hemen şimdi burada da daha detaylı bir şekilde bunlardan bahsedeceğim. Ama ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Mielinli nöronlarda impuls iletim hızı miyelinsiz nöronlara göre daha hızlı gerçekleşiyor. Hatta 10 kat daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Tamam Şimdi akson üzerinde bulunabilen ve miyelin kılıfların kesintiye uğradığı bölgeler vardı. Neydi bunlar? Ramvier boğumu. İşte biz de şunu sorarsa, daha önceki kaynaklarda güncellenmemiş kaynaklarda şu ifade geçiyor: Bir sinir hücresinde impuls iletim hızını artıran, azaltan olayları sorabiliyor. Oradan impuls iletim hızını artıran olaylara ne diyeceğiz? Akson çapı ve mielinli kılıfa sahip olup olmama diyeceğiz, değil mi? Onun dışında ramvier boğumunu buraya almayacağız. Çünkü ramvier bir yer boğumu impuls iletim hızını azaltmaz. Bu ne yapar? Impulsun varış süresini değiştirmiş olur. Hemen sana örnek üzerinden ifade etmek istiyorum. Daha detaylı bir şekilde aklına canlansın diye bu şekilde söylemiş oluyorum. Şimdi burada bir A noktamız bir de B noktamız var. Yani ikisi arasında bir yolumuz var. A noktasından B noktasına iki araç gitmiş olacak. X aracımız var Y aracımız var. Bu iki aracın da hızları aynı olmuş olsun. Yani 100 kilometre hızla gidiyor olsunlar tamam mı? Hızlarda herhangi bir değişiklik yok. İkisi de aynı. Ancak X aracı A noktasından B noktasına 5 mola vererek gitsin. Y aracı da A noktasından B noktasına 2 mola vererek gitsin. Hangisi daha önce gider? Bana söyler misin? Şimdi burada daha az mola veren daha önce gitmiş olur, değil mi? Bu Y aracı o nedenle B noktasına daha önce ulaşmış olacak. Bunun Y noktasına daha önce ulaşmasının sebebi hızının değişmesi değil. Burada daha az mola vermesi yani ram yer boğma burada daha az olmuş olduğu için bu şekilde e, ne olmuş oluyor varış süresi daha kısalmış oluyor ama hızla bir değişiklik yok önemli bilgilerden birisi tamam mı o nedenle X aracı daha fazla mola vermiş olduğu için normalde ikisinin de hızı aynı olmasına rağmen burada mola sayısı artmış olduğu için bu daha geç varmış olacak hızla bir alakası olmadığını varış süresini değiştirdiğini ifade ediyorum o nedenle buradaki kap geç bilgisinin önemli olduğunu söylemek istiyorum. Sorunun herhangi bir yerinde RAM yer boğumu, impuls iletim hızını azaltır derse yanlış olacak. Zaten MAP kitabında da böyle bir bilgi yok. Onu özellikle söylemek istiyorum. Anlaştık mı? Tamam. Süpersin. O zaman bunu da anladığına göre hemen devam etmek istiyorum. Biraz önce ben sana bir sinir hücresinde mielin kılıf bulunmak zorunda değil, Ranvier boğumu bulunmak zorunda değil demiştim. Onu da kendime not kısmında burada belirttim. Bu aradan kitabım içerisine yer alan bu kendime notlar, kap geçler, kap geç soru yaptırır, biyoloji şifre gibi kısımlar var ya, oraları daha sonra mesela konuyu öğrendin, daha başka bir konuya geçtin. Sonrasında ilk öğrendiğin konuyu falan tekrar edeceksin ya. O kısımlara özellikle bakmanı istiyorum. Ben zaten kitabımı oluştururken daha sonra sen tekrar ederken o kısımlara bak diye özellikle oraları hazırlamış oldum. Çok çok faydalı olmasın diliyorum. Şimdi nöronlar görevlerine göre 3'e ayrılmış oluyor. Detaylı bir şekilde bunları işlemiş olacağız. Duyu nöronu, ara nöronu ve motor nöronu olmak üzere nöronlar görevlerine göre 3'e ayrılmış oluyor. Şimdi hızlı bir şekilde duyu nöronundan başlıyorum. Duyu nöronu iç organlar ve duyu organlar arasındaki reseptörlerden aldığı uyarıların merkezi sinir sistemine taşıyan nöronlardır. Yani Burada ilk uyarıyı alan yapı neresi oluyor? Duyu nöronu olmuş oluyor. Duyu nöronu ilk uyarıyı alan kısım olduğu için getirici nöron da denmiş oluyor bunun adına. Hemen görsel üzerinden ifade edecek olursam. Şimdi benim bir kaktüsüm var. Kaktüse elimi değiyorum. Elimi değdiğim zaman duyu nöronu aracılığıyla bu iletiyi alıyor muyum? Evet alıyorum. Burada elimin acıdığını falan hissetmiyorum. Burası his merkezi değil. Ben çünkü öğrenmiştim ki his merkezi neresiydi? Merkezi sinir sistemi elemanları olan beyin ve omurilikti değil mi? O nedenle burada ne yapılıyor? Sadece uyarı alınması gibi bir durum gerçekleşmiş oluyor. Bu nedenle bunun adına getirici nöron adını vermiş oluyoruz. Devam ediyorum ara nörondan. Ara nöron merkezi sinir sisteminde bulunur. Yani burada beyin ve omurilik vardır diyebilmemiz gerekir. Duyu nöronundan gelen uyarıyı burası alır, değerlendirir ve cevap oluşturur. Cevap oluşturdu ama tepkiyi bu vermedi. Tepkiyi kim verecek? Efektör organ vermiş olacak. O nedenle duyu nöronundan daha sonrasında başka bir yere gitme durumu gerçekleşmiş olacak. O zaman burası ne yapıyor? Mesela kaktüsüm var benim. Kaktüsüm e, duyu nöronum aracılığıyla uyarıyı aldı, ara nöronu merkezi sinir sistemi elemanına götürdü. Elin acıyor, elini çek dedi. Çek dedi sadece tamam mı? Ama yapan bu değil. Anlaştık mı? Süpersin. O zaman burası aslında duyu ve motor nöron arasında bir bağlantı merkezi mi? Evet öyle. En fazla bulunan nöron çeşidi olduğunu söyleyebilirim. Hemen görsel üzerinden de bu şekilde ifade etmiş olacağım. Burada bir kaktüsümüz var. Elimizi kaktüse değdiğimiz zaman bu du duyu nöronu aracılığıyla ile bu ileti alındı. Ve daha sonrasında ara nörona ileti gönderildi. Burası ne yaptı? Uyarıyı aldı. Değerlendirdi ve cevap oluşturdu. Oluşan cevap cevabı kime gönderecek? Motor nörona göndermiş olacak. Motor nöron ara nörondan aldığı cevaba göre tepki organına yanıt oluşmasını sağlayan bir nörondur. Yani o zaman sıralama nasıl olacak? Duyu nöron, ara nöron ve motor nöron şeklinde mi olacak? Evet öyle. O zaman burada ileti yani bir cevap vardı ya cevap geldi buraya. Cevabı bu ne yapacak? Tepki organına gönderecek. O nedenle gönderecek dediğim için bunun diğer ismine götürücü nöron adını vermiş de oluyoruz. Hemen şimdi Burada daha önce yani bu duyu, ara ve motor nöronla ilgili söylediklerimi şöyle bir toparlamak istiyorum. Hemen şöyle yapayım daha güzelce görelim. Şimdi bir kaktüsüm var kaktüsüme elimi değdiğim zaman şu mikrofonun benim kaktüsüm olmuş olsun. Şimdi değdiğimde dikenine değdim uyarıyı aldı. Kim aldı? Duyu nöronu almış oldu. O zaman burada duyu nöronunu görüyor muyuz? Evet öyle. Duyu nöronu iletiyi aldı ve gönderdi. Kime? Merkezi sinir sistemi elemanlarına yani ara nörona. Ara nöron da bu ileti alındı. Değerlendirildi ve cevap oluşturuldu. Yani eline diken batıyor, elin acıyor, elini çek dedi. Çek dedi. Dedikten sonra bu cevabı kime gönderecek? Motor nörona göndermiş olacak. Motor nöron ne yapacak peki? Bu cevabı tepki organına iletmiş olacak. Tepki organı burada bir kas yani burada elim e, temas ettiğim yer olduğu için buraya tekrardan ileti gelecek. Ve ben bu elimi ne yapacağım? Çekmiş olacağım. İşte duyu nöron, ara nöron, motor nöron şeklinde sıralamayla bu olay gerçekleşmiş oluyor diyeyim. Tamam Şimdi buradaki nöronları ifade ettim. Şimdi ben buradaki yapıların zarar görmesi durumunda başıma gelebileceklere bakayım. Burada hemen duyu ara motor nöron sıralamasını yazmak istiyorum. Duyu nöronundan ileti ara nörona sonrasında da motor nörona gitmiş olacak. Ama sadece duyu nöronu zarar görmüş bir kişiye şimdi bakacak olursak. Duyu nöronu zarar gördüğü zaman uyarıyı alabilecek mi? Alamayacak değil mi? O zaman buradan sonraki yapılarla ilgili bir şey konuşmama da gerek yok aslında. Hadi gel şimdi bunu eline iğne batan bir kişi şu üzerinden sana anlatmış olayım. Bu kişinin eline iğne batsa iğnenin batması sonucunda uyarıyı alabilecek mi? Alamayacak. Çünkü duyu nöronu zarar gördü. Ama elini oynatabilir mi? Evet oynatabilir. Eline bir şey olmadı çünkü. Yapısal olarak bir bozukluk yok burada. Sadece duyu nöronu zarar gördü. O nedenle burada ileti alınamayacağından dolayı e, ve daha sonrasında ara nörona bir şey gönderilemeyeceğinden dolayı ara nöron da his merkeziydi ya zaten duyudan araya bir şey gidemediği için his gibi bir şey olacak mı? Olmayacak. Ama elini oynatabilecek mi? Evet öyle. Yani Eline iğne batsa dahi hissetmez ancak elini oynatabilir demiş olacağım. Buna örnek olarak lokal anesteziyi ya da Osmanlı tokadı vuranları örnek olarak verebilirim. Ee, biraz daha böyle magazinsel olduğu için dikkatini daha çok çektiği için bu Osmanlı tokadı kısmına biraz değinmek istiyorum. Şimdi Osmanlı tokadı vuracak kişiler bir eğitime giriyorlar. Mermere ellerini böyle hızlı hızlı vuruyorlar. Bunu vurmalarının olayı ellerindeki duyu nöronunun zarar görmesi. Zarar görürse no olacak? Karşısındakine tokadı vurduğu zaman eli acımayacak. Ama karşısındakinin boynunu kıracak mı? Evet. Yani o kadar şiddette bir şekilde vurmasına rağmen elinde bir acı olmadığını düşün. Niye? Çünkü duyu nöronlarını öldürdü mermere vura vura. Anlaştık mı? Bu şekilde duyu nöronu zarar gören bir kişiyi düşünebilirsin. Bunu söyledikten sonra ara nöronu zarar görmüş. Sadece ara nöronu zarar görmüş kişiye bakalım birlikte. Hemen duyu, ara ve motor sıralamasını Burada da yazmak istiyorum. Ara nöronu zarar gören bir kişinin his merkezini mi yok ediyorum burada? Evet öyle. Yani uyarıyı alıp değerlendirip cevap oluşturacağı merkezi yok etmiş oluyorum. O zaman burada eline iğne battığında uyarıyı aldı. Aldığı uyarıyı gönderdi ama gönderdiği şey kapalı. O nedenle his olacak mı burada? Olmayacak. His olmadı. Daha sonrasında da ara nörondan motor nörona bir şey gönderilemeyecek. Çünkü ara nöron kapalıydı. O nedenle burada tepki oluşumu da olmayacak. Yani burada his de yok tepki de yok demiş oluyoruz. Buna felç durumunu örnek olarak vermiş olacağız. Anlaştık mı? Sadece motor nöronu zarar görmüş kişiye bakacak olursak da eline iğne batma örneği üzerinden devam edelim şimdi. Eline iğne battığı zaman bu uyarıyı alacak daha sonrasında ara nörona götürecek. Ara nöron bu uyarıyı alıp hissedip değerlendirip cevap mı oluşturacak? Evet öyle. Yani eline iğne battı elin acıyor elini çek cevabını verdi. Daha daha sonra bu cevabı nereye götürecek? Motor nörona götürecek. Ama motor nöron zarar gördüğü için tepki oluşacak mı? oluşmayacak. Yani hemen duyu, ara ve motor sıralaması ile yazacak olursam motor nöronu zarar görmüş bir kişide his var ama tepki yok mu oluyor? Evet öyle. Baya kötü bu değil mi? Evet. Buna botoksu örnek olarak verebiliriz. Botoks yaptırmış olan kişiler mesela diyelim ki alnına botoks yaptırmış olsun. Alnına sinek konsa sineği hissediyor ama alnını böyle şöyle şöyle yapabiliyor muyum bilmiyorum. Alnını oynatamıyor. İşte botoks yaptırmış kişiye motor nöronu zarar görmüş bir kişiyi örnek olarak verebiliriz. En e, bariz örneğimiz olarak da Ajda Pekkan'ı örnek olarak verelim. Peki e, bu tempoya nasıl e, dayanıyorsun peki? Nasıl e, yetişiyorsun her şeye? Söyledim hiperaktifim. Değil mi? Evet. Tamam, yani his var ama tepki oluşumu yok demiş olacağım. Tamam. Bu şekilde sadece motor nöronu zarar görmüş bir kişiyi anlattıktan sonra da geliyorum nöronlara yardımcı olan hücrelere, yani gliyalara. Burada gliyaları görsel üzerinden görmüş oluyorsun, yani sana görselini verip oraları boş bırakıp bu nedir, şu nedir, bu verilen yapı ile ilgili hangisi doğrudur gibi bir şey sormaz. O nedenle görsel üzerinden bilmek yerine bunların görevlerini bilmen çok çok daha önemli. Bunların isimlerini daha kolay bir şekilde aklında tutabildiğim sana bir biyoloji şifre vermek istiyorum. O mesafede olarak kodlayabilirsin nöronlara yardımcı olan hücreleri. Hemen söyleyelim. Oligodentrositler, mikroglialar, ependim hücreleri, şivan hücreleri ve astrositler olmak üzere nöronlara yardımcı olan hücreleri bu şekilde daha kolayca aklına tutabilirsin. Şimdi hemen görevlerini sana ifade etmek istiyorum. Oligodendrositler de şivan hücreleri de miyelin kılıf üretiminden sorumluydu değil mi? Miel'in kılıf olduğu zaman bir sinir hücresinde ne oluyordu? İmpuls iletim hızı hızlı olmuş oluyordu. O zaman burada neden isimleri farklıydı bunların? Birisi çevresel sinir sistemine Miel'in kılıf üretiyordu. Diğeri de merkezi sinir sistemine. Daha kolay aklımızda tutabilmek için Şivan hücresinin içerisinde e, ikinci harfinde C var demiştik. O nedenle C, Ç yan yana olduğu için bunlar çevresel sinir sisteminin nöronlarına Miel'in kılıf üretiyor diye kodlayacaktık. O zaman oligodendros asitlere ne kalıyordu? Merkezi sinir sistemi nöronlarına miyelin kılıf ürettiği kalmış oluyordu. Bu şekilde öğrendik. Şimdi mikroglialara gelecek olursak. Mikroglia derken burada hani mikrop yazıyormuş gibi düşünebilirsin. Mikrop dediğimiz zaman bizim vücudumuza mikrop girdiği zaman bizim bağışıklık sistemi elemanlarımız ona karşı bir savunma yapar değil mi? İşte mikroglialar da sinir sisteminde savunmayı sağlayan yapılardır. Bu şekilde aklına tutabilirsin. Bunlar fagositoz yaparak savunma yapmış oluyor. Biz TYT kampımız içerisinde fagositozu öğrenmiştik. Fagositoz neydi? Hücreye alacağımız büyük ve katı maddeyi fagositoz yoluyla almış oluyor muyduk? Yani endositoz dediğimiz olay hücre içine büyük maddeyi alma durumuydu. Katı madde ise bu. Bunu işte fagositoz yoluyla gerçekleştirmiş oluyorduk. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi geliyorum ependim hücrelerine. Ependim hücrelerinde şunu düşünmeni istiyorum. Burada bir de BOS var. BOS dediğimiz böyle İngilizce'de BOS dediğimiz zaman patron, yönetici gibi bir şey düşünebilirsin. Şimdi patronun da bir asistan olur ya böyle asistan da efendim efendim deyip durur. İşte e, asistanın görevi nedir? Patronun işlerinin düzgün bir şekilde akışında devam etmesini sağlamak değil mi? İşte burada efendim hücrelerinin görevi BOS dediğimiz beyin omurilik sıvısını üretmek. Aynı zamanda bunun akışını da düzenlemektir diyebilirim. Bunlar bak önemli. Bu tarz kodlamaları yaptığın zaman daha kolay öğrenmiş olacaksın. Zaten mesela şey der. Bunlarla ilgili biraz bilgileri verip açıklaması verilmeyen nöroglia hücresi hangisidir diyebilir. O nedenle bunları bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda merkezi sinir sistemi elemanlarının arasındaki boşlukları da doldurduğunu söyleyebilirim. Astrositlere gelecek olursak da burada astrosit dediğimiz zaman sonunda sit yazıyor. Hocam nasıl kodlayacağınızı şaşırdınız diyebilirsin ama bak belli zamandan sonra birkaç tekrardan sonra bunlar daha kolay aklında kalacak. Tecrübeyle sabit. Sit alanı dediğimiz zaman genel kültür bu arada bunlar. Bunu Bunlar ne oluyor? Belirli alanların koruma alanı olduğunu ifade ediyor. Sit alanı dendiği zaman işte burada da astrositlerin görevi koruma yapmak. Neyi koruyor? Beyni korumuş oluyor. Beyine girecek zararlı maddelerin girişini engellemiş oluyor. Kan beyin bariyeri oluşturarak aslında bunu yapmış oluyor diyebilirsin. Tamam mı? O zaman sit alanı koruma alanı olduğuna göre burada da koruma yapıldığını, bazı maddelerin girişinin engellenmesine bağlı olarak oluştuğunu düşünebilirsin. Anlaştık mı? Süper harikasın. Ben zaten yapabileceğini biliyorum. E, olabildiğince sana anlamanı daha kolaylaştırabilmek için çok fazla örneklerle ifade etmeye çalışıyorum. Aklında bir soru işareti oluşursa yorumlardan sormaktan çekinmemeni özellikle söylüyorum. Bu şekilde birinci günümüzün de sonuna gelmiş oluyoruz. Buraya cevap sende sorusu bırakıyorum. Bu soruyu senin çözmeni istiyorum. Doğru cevabını da yorumlardan yazmanı bekliyorum. Seni çok seviyorum. Sana çok güveniyorum. 54. günün sonunda gerçekten beni iyi bir şekilde sağlam bir şekilde dinlediğinde full yaptığını göreceksin. Ben buna inanıyorum. Zaten tecrübeyle de sabit. Yani çoğu öğrencimden böyle geri dönüşler aldığım için kampın çok faydasını gördükleri için ben de her geçen gün kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Sizler benim için çok kıymetlisiniz. Söyledikleriniz, yazdığınız yorumlar çok kıymetli. O nedenle yazdığın güzel yorumların için çok çok teşekkür ederim. Çünkü senden gelen enerjiyle ben aslında böyle harekete geçmiş oluyorum. Bu şekilde birinci güne başladık. Bence çok sağlam başladık Bundan sonra da aynı sağlamlıkla devam edeceğiz ee, Ben kendime güveniyorum kitabıma güveniyorum sana güveniyorum ve ikinci gün videosunda görüşmek üzere diyorum hoşça kal